Burnuma mis gibi koktu, ben de getireyim dedim sana. Buyur. Gerçi senin burnuna başka kokular gelmiş olmasın? Yalnız kanıma giriyorsun Gülter abla. Yukarıda mı Neriman? Koş yetiş. Fahriye, iyi ki geldin. Canım benim. Geldim ama gideceğim. Ne oldu? Pelin aradı. Benimle konuşmak istiyormuş. Aa, gidecek misin? Ya gideceğim de ne konuşacağımı bilmiyorum. Ay canım benim, merak etme. O biliyordur ne konuşacağını. Sen böyle gelişine vur yeter. Tamam, gideyim ben. Bir dakika, bir dakika. Senin nişan yüzüğün nerede? Burada, cebimde. Pardon da sen onu takmadan nereye gidiyorsun? Ben artık kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Kimse derken? Pelin mi kimse? Pelin kimse değil canım. O sarışın cadı. Ayrıca şu yüzüğü tek görmesi gereken kişi de Pelin. Ay artık anlaması, idrak etmesi, vazgeçmesi lazım değil mi? Tak yüzüğünü Neriman. Bugün bu yüzüğü Pelin'in yüzüne doğru sallama sırası sende canım. Ne bileyim, böyle nispet yapar gibi. Konuşurum, anlatmaya çalışırım işte. Ay Nerimancığım, Pelin'e 3 saat konuşsan şu yüzüğün 3 saniyede yaratacağı etkiyi uyandıramazsın onda lütfen. Bak 3 saniye, 1, 2, 3 yüzük, Pelin yok. Vallahi. Ha? Hadi tak yüzüğü. Kim? Aman da aman. Siz Macit Bey'in nişanlısı mısınız acaba? Evet, benim. Şöyle. Hadi yürü. Uzun lafın kısası, Neriman'la nişanlandık. Ömrümde yaşadığım en mutlu gündü sanırım. Şiddetle tavsiye ediyorum Özgür. Bunu kesinlikle yaşamalısın. İnsanın yeryüzünde kime ait olduğunu bilmeye gerçekten ihtiyacı var. Bir şey söylemeyecek misin? Dostum ne diyebilirim? Tebrik ediyorum seni. Yani mutluluğuna imrendim gerçekten. Teşekkür ederim. Ya yalnız şu detayı hatırlatmak istiyorum. Abi yüzük. Yani en azından şirketteyken çıkarsan. Çok şükür. Bizim parmağımıza taktığımız yüzüğe inancımız var. Seni dinliyorum Pelin. Seninle Macit ve geleceğimizle ilgili konuşmak istiyorum Neriman. Geleceğimiz derken senin Macit'le bir geleceğin olamaz da o yüzden böyle söyledim. Çok hayalcisin. İstersen bir etrafına bak. Böyle düşünen sadece sen varsın. Senden başka kimse senin Macit'le yan yana hayal bile edemiyor Neriman. Bir kişi daha var Pelin. Macit. Macit. Sınırları zorlamayı sever. Ama ona evet dediğin anda bütün büyü bozulur. Macit istediklerini elde edene kadar peşinden koşan bir adamdır. Neyse. Sana Macit'le geçmişte yaşadığımız özel zamanları anlatmak için buraya gelmedim. Onu mutlu edemeyeceğini söylemek için buradayım. Macit'in aklını da hayatını da karıştırıyorsun. Yaşadığın evi ve çevreyi gördüm. Sen gerçekten çılgınsın Neriman. Buna nasıl cesaret edebildin bilmiyorum ama... eğer sürdürmeye devam edersen hayal kırıklığın çok büyük olacak. Macit'in aşkından yüzük mü taktın? Tam küçük mahalle işleri. Çok yakışmış. Pelin. Biz dün akşam Macit'le nişanlandık.
Macit'te de bu yüzüğün aynısından var. Ama galiba senin haberin yok bundan, değil mi? Eğer olsaydı böyle karşıma geçip boş boş konuşmazdın herhalde. Aslında sen haklıydın Pelin. Başta her şey hayaldi. Şimdi hepsi gerçek. Bu arada Macit bana borçlu olduğunu söyledi mi? Hayatının karşılığında bana borçlandı. İstersen Özlü'ye çok fazla alışma Neriman. İnan bana, çıkarırken insanın canı çok acıyor.